Efendim gün başlıyor programımıza çok kıymetli bir konuğumuz geldi. Hoş geldiniz Sayın Başkanım, Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Doktor Faruk Özlü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı. Evet, Cumhur İttifakı'nın onun altını çizelim. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk efendim. Düzce deyince böyle ben gerçekten yeşil. Evet. Bol bol böyle doğa aklıma geliyor. Gerçekten çok eşsiz bir coğrafya. Çok. Adeta ben Ankara'da yaşadığım için Ankara'nın böyle zaman zaman bunalıp kaçtığım adreslerinden bir tanesi. Zaman zaman Sayın Başkan'la da o manada görüşüyoruz. Evet. Sağ olsunlar evet. Bizi misafir ediyor. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık ben teşekkür son ediyorum. 4 gün. Yani bugün 5 gün. Bugün de sayarsak. Evet. Pazar günü seçim var. Düzce çok özel bir yer. Cumhur İttifakı ittifak halinde orada seçime gidiyor öyle, ama ittifak yok Düzce'de. Öyle mi? Düzce'de bağımsız olarak evet. giriyoruz. Bütün siyasi partiler Düzce'de seçime bağımsız giriyorlar. Öyle evet. mi? Evet evet. Evet. MHP'nin de mi? MHP'nin de adayı var. Öyle mi? MHP'nin var, CHP'nin var, İYİ Parti'nin var. Bütün evet. partilerin Düzce'de evet. adayları var. Düzce'de tam bir demokratik gelişme. Maşallah. İş biraz daha karmaşık o evet, zaman. Evet, karmaşık biraz daha. Rahat mısınız? Çok rahatız, gayet rahatız. Peki. Başlayalım o zaman sorularımızla. Buyurun. Evet, hazırsanız. Şimdi belediye başkanlığı yaptığınız 5 yılı nasıl değerlendirirsiniz? Önce onu alalım. Önümüzdeki 5 yıl için planlarınızı dinlemek isteriz Sayın Başkanım. Ben 2019 yılında belediye başkanı seçildim. Seçildikten sonra belediyenin, daha doğrusu Düzce'nin problemlerinin ne kadar çözülmemiş sorunu varsa hepsine el attım. Yani benim aslında kronikleşmiş, kanyon olmuş sorunları çözmeye karşı özel bir ilgim var. Düzce'de de bunu yaptım. Düzce'de ne kadar 2019 yılına kadar çözülememiş sorunları varsa hepsine ilgilendim, hepsine el attım ve hepsine bir çözüm getirdim. Ve bu ara deneyimlerimi, gözlemlerimi bir kitapta topladım. Bu Belediyecinin Esasları kitabı. Bunda Düzce'den örneklerle 10 temel esas üzerine oturttum belediyeciliği. Çünkü belediyecilikte şöyle bir şey var. Herkes farklı anlıyor. Kimisi belediyeciliği sosyal yardım olarak görüyor. Kimisi belediyeciliği altyapı olarak görüyor. Ama aslında o ne bir sosyal yardım işi ne de sadece bir altyapı işi. 10 temel esasa oturttum belediyeciliği. Burada aslında teoriyle pratiğin sentezi var. Yani gözlem, deneyimlerle birlikte teorinin sentezi var. Ben bu kitabı önemsiyorum. Bu kitaptaki ifade edilen fikirler aslında siyasi içerikli fikirler değil. Tamamen insan odaklı, insana hizmet odaklı fikirler. Zaman zaman şu örneği veriyorum. Biliyorsunuz bir fil hikayesi vardır. Birçok kör toplanmış, ortada bir fil var ve demişler ki bu nedir? Filin ayağını tutan, onu bir sütun olarak tanımlamış, hortumunu tutan bir boru olarak tanımlamış. Ama aslında o ne bir sütun, ne bir boru. O aslında bir fil. Belediyecilik de bu şekilde. Sizin akademik geçmişiniz de çok dikkat çekiyor. Harvard Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni başarıyla bitirmeniz, üstüne doktora yapmanız, yani bu teoriyle pratiği birleştirmenizde bu akademik yönünüzün etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, ben makine mühendisiyim. Evet. Tekrar dünyaya gelsem yine makine mühendisi olurum. Tekrar dünyaya gelsem yine aynı okuduğum okullarda okurum. Gerçekten Harvard'a kadar giden bir eğitim evet. sürecim oldu. Esasen İstanbul'da burada okumuştum. Yaklaşık 10 yıl İstanbul'da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldım. Akabinde İstanbul'da uzun yıllar görev yaptım. Benim aslında asıl uzmanlık alanım savunma sanayidir. Savunma evet. sanayi müsteşarlığında. Çok başarılı bir dönem icra ettiniz. Sonrasında evet. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kritik bir görev. Bugün aslında savunma sanayinde ileri çıkan, öne çıkan ne kadar savunma sistemi varsa ben onların hepsinde görev yaptım. Ya uzmandım ya proje mühendisiydim. Veya işte müsteşar yardımcısıydım. Bakanlık da yaptınız. Evet, bakanlık da yaptım. Sonra Düzce Sanayi ve Teknoloji evet. Bakanlığı. Aslında şöyle, aslında Milli Savunma Bakanlığı, yani Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın çok ciddi bir sanayi tarafı vardır. Bu çoğu kimse tarafından bilinmez.
Ama gerçekten Türkiye'nin önde gelen şirketleri savunma sanayi şirketleridir. Aselsan gibi, TAI gibi, Roketsan gibi. Fakat bu sadece sanki savunma konusu bir güvenlik konusu olarak algılanır. O yüzden ben aslında savunma sanayi uzmanıyım. Ve bir de Sanayi Bakanlığı yaptım. Evet, sizin geçmişinize ve akademik yönünüze, tecrübelerinize, bakanlık yönünüze baktığımızda aslında çok daha farklı bir belediye başkanı olarak karşımızdasınız. Belediye başkanlığı nasıl tanımlarsınız, belediyeciliği? Aslında şöyle söyleyeyim, yeni nesil bir belediyecilik tanımı yapmamız gerekiyor artık. Hı. Yani klasik belediyeciliğin dışında, yani bir şehirde işte çöp, çamur, çukur gibi hizmetlerin dışında aslında modern şehirler dediğimiz akıllı şehirlere giden bir sürecin tanımlanması gerekiyor. Türkiye'de akıllı şehir kavramı tam oturmuş değil. Türkiye'de medeniyetin, yani gelişmişliğin simgesi olan şehirlerin henüz daha oturmuş olmadığını söyleyebilir. Çünkü bütün şehirlerimizde en başından altyapı sorunları var. Burada hani parti ayrımı yapmaksızın bütün partiler için geçerli bu. Şehircilikte ciddi bir sorun yaşadığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Evet. Bir yandan da artık seçim kampanyalarının son 5 gününe girdik. Evet, son 5 gün. Evet, evet. Yani ne yapıyorsunuz? Yani nasıl, ya da mevcut seçim kampanyası şimdi, pratiğini Türkiye'nin nasıl buluyorsunuz değil mi? Zira yani şöyle söyleyeyim, siz gerçekten biraz Ankara'dan düz diye geldiğiniz için zorlanıyor musunuz örneğin? Gerçekten şunu söyleyeyim. Seçim kampanyaları ve siyaset yapma tarzları üzerinde yani bir yenilik yapmak lazım. Öyle gerçekten mi? Bu tarz iyi bir tarz değil. Çok yorucu. Yani bir şehir düşünün. Bir büyük şehir düşünün. Bu şehrin belediye başkan adayı sanki bir mahalle muhtarı gibi, mahalle muhtarı adayı gibi çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü siz yapmazsanız rakipleriniz bunu yapıyor. O bakımdan siyaset yapma tarzlarımıza da bir yenilik yapmak gerekiyor. Ben gelecek 5 yılı, Fevzi Bey, gelecek 5 yılı aslında planladım. Şöyle planladım. Önümüzdeki 5 yıl yapmak durumunda olduğum ya da yapmayı arzu ettiğim projeleri Türkiye Yüzyılı felsefesine uygun bir şekilde Düzce için 100 proje planladınız. Dinleyelim onları dilerseniz. Evet. Bir kısmını dinleyebiliriz. Kitap haline getirdim. Bakın, evet, burada Düzce için Türkiye Yüzyılı'nda 100 proje. Bunlar gerçekten üzerinde çalışılan. Bunlar hayata geçirmeyi planladığınız, evet, projeler. Evet, kesinlikle. Bundan bahsedebilirsiniz. Ben şunu söyleyeyim. Bu arada Düzce bir deprem bölgesi, evet, başkanım. Tam Düzce, anlamıyla. Depreme karşı, evet, dirençli bir şehir olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerleyen bir şehir. Bizim son depremde stokumuz çok ciddi bir problem olmadı. Evet, bizim konut stokumuz %75 oranında yeni. Özellikle biz 99 depreminden sonra ciddi bir tecrübe kazandık. Düzceliler deprem konusunda farkındalık sahibi olan insanlardır. Kalan bir konut stokumuz var %25 oranında. Onu da inşallah kentsel dönüşümlerle bu dönem yenileyeceğiz. Şimdi ben bu 100 projeyi şöyle ifade edeyim. Bir kısmını alabiliriz, buyursunlar. Şöyle ifade edeyim. Aslında biz şehrimizin gelecek 50 yılını planladık. Yani biz sadece önümüzdeki 5 yıl değil, 50 yılı planlıyoruz. Mesela Düzce Çevre Üzerine Planı, Düzce'nin önümüzdeki 50 yıl tarımda, turizmde, ticarette ve sanayide hangi istikamete gideceğinin ifadesidir. Yine Düzce'de Düzce'yi ticarette öne çıkaracak olan bir mega proje hazırladık. Bu Düzce Mobilya Kent projesidir. Biliyorsunuz Sakarya'dan Kastamonu'ya kadar olan bölge orman bölgesi. İngilizce'de bir deyim vardır. Tanrı size ne verdiyse onu yapın derler. Tanrı size limon verdiyse limonata yapın der. Bizim bölgede orman bölgesi. Gerçekten bir orman ve ahşap kültürü var. Orman ve ahşap ürünleri sanayisine dayalı, katma değeri yüksek bir sektör olan mobilya sektöründe Düzce'yi önümüzdeki 10 yıllarda öne çıkartmayı hedefliyoruz. Bu maksatta bir büyük kongre tertip ettik, çalıştay tertip ettik 2022 yılında. Orada ulaştığımız sonuçları bugün pratiğe geçiriyoruz. İnşallah TEM otobanın kenarında bir büyük arazi aldık, başladık. Şu anda projesi yürüyor. Düzce, İnegöl gibi, Kayseri gibi önümüzdeki dönemlerde mobilya sektörüyle öne çıkacak olan bir şehir olacak.
aynı zamanda bir tarım şehri Düzce. Ama zamanında herhalde kentin konumu biraz ovanın üzerine inşa edilmesi boyutuyla. Düzce'de tarım, turizm, ticaret ve sanayi dört alan var. Tarımda daha çok fındık öne çıkar. Evet. Düzce'de tarımsal ürünlerin %85'i fındıktan gelir. Ciddi bir fındık hasadı söz konusudur. Ve her yıl fındık zamanı geldiğinde Düzce'deki fabrikalarda ciddi bir iş gücü azalması olur. Bu ovadan daha böyle dağlık alana doğru kenti genişletme konusunda bir stratejiniz olacak mı? Evet, bulunduğu yer itibarıyla şimdi Düzce biraz aslında problemli. Aslında Düzce'nin büyümesi gereken alan kuzey tarafıdır. Yani dağlık Karadeniz'e alana doğrudur. Yani bu Kaynaşlı, Bahçeşehir, Konutlar bölgesi, Konurhalp, Boğaziçi ve Çilimli tarafıdır. Güneyden ziyade kuzeydir. Bakın biz bu şehri planlarken aslında ilçeleri beraber planlıyoruz. Mesela Kaynaşlı lojistik üssü olacak. Gölyaka tarım ve turizm, Gümüşoba sanayi, Akçakoca turizm ve sanayi, orada bir metal ihtisas OSB kuruyoruz. Bu şekilde biz şehrin gelecek 50 yılını planlıyoruz. Bu planlı bir büyüme olacak. Evet. Aynı zamanda dediğiniz turizm kenti gerçekten eşsiz bir doğaya sahip. Akçakoca özellikle. Yani hakikaten öyle ama biraz sizden öne çıkmış şehirler var. Mesafeler itibariyle de bu olabilir. Örneğin bir Sapanca var. Evet. Sakarya vesaire. Biraz oraların gerisinde mi kalıyor Düzce? Bunun giderilmesi için şimdi yeni yatırımlarınız olacak mı? Evet, şöyle söyleyeyim. Aslında Bolu ve Sapanca arasındayız biz. Turizm yatırımları Bolu'da var, Sapanca'da var. Sapanca ile Bolu arası çok bakir bir bölge. Biz aslında Düzce'nin turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışıyoruz. Bunun için bir şirket kurduk, bu potansiyeli tetiklesin diye. Bu bölge aslında çok bakir bir bölge. İnanın bir saklı cennet gibi. Gerçi aslında bu sabahki programda konuştuğum iki insan da Düzce'yi bilen insanlar. Evet. Düzce'yi bilenlerle konuşuyoruz. Düzce yeniden kurulmuş bir şehir aslında. Evet, yani bu 99 depreminden sonra gerçekten öyle. Haritadan silinecek kadar büyük yara almış bir şehir. Yeniden kurulan bir şehir. Ama Düzce gerçekten butik bir şehir. Çok güzel bir şehir. Küçük ama Düzce'de aradığınız her şey var. Yayla var, şelale var, tarih var, deniz var. Akçakoca deseniz bayağı sayfiye. Çok güzel yatırımlara. Ankara'ya en yakın deniz Akçakoca'dır. Evet. Bakın Düzce'de biz kazılar yapıyoruz. Herkes Düzce'yi çok yeni bir şehir olarak bilir. Aslında Düzce'nin ciddi bir tarihi var. 2500 yıllık bir antik tiyatro Düzce'de. Ve biz bu antik tiyatroda kazılar yapıyoruz son 3 yıldır, 4 yıldır. Bu kazılarda çok önemli eserler bulduk. Geçen yıl arkeologların bütün Türkiye'deki kazılarda buldukları eserleri değerlendirdiklerinde ilk 10 önemli eserden birisi Düzce'de. Ben yine bu yılda aynı şekilde olacak kanaatindeyim. Yine Türkiye'de yapılan bütün kazılarda ortaya çıkan 10 önemli eserden biri yine Düzce'de olacak. Çünkü geçen yıl bir aslanlı mozaik bulduk. Gerçekten Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir mozaik. Konurhalp bölgesi Düzce'nin en tarihi bölgesi. Evet. Oradaki kazı çalışmalar devam edecek herhalde. Biraz genişleyecek alan. %75 oranında tamamlandı. Kalan bir %25 var. Onları bu sene tamamlamaya çalışacağız. Aynı zamanda bir restorasyon programı yürüteceğiz. Yani kazıp bırakmayacağız. Aynı zamanda restore edeceğiz. Orasının Konurhalp bölgesinin önemli bir destinasyon merkezi olmasını hedefliyoruz. Evet. Seçildiniz diyelim. Rahat görüyorum sizi o anlamda. O izlenimi aldım. Evet. İlk yapacağınız şey ne Düzce'de? Ben yaklaşık 16 saat çalışıyorum. Sizin kadar olmasa da. Biz ekranda uyuyoruz hep. 16 saat sürecini çalışıyorum. Şimdi şöyle, bizim başlayıp bitirdiğimiz işler var. Onlar bitti, tamamlandı. Şimdi başladığımız, devam eden işlerimiz var. Onları tamamlayacağız. Öncelikle başladığımız ve devam eden işlerimizi tamamlayacağız. Yeni başlayacak olduğumuz işler var. Örneğin şehir suyu şebekesinin tamamının değiştirilmesi gibi. Ciddi bir kayıp kaçak oranı var. İki büyük deprem görmüş şehir şebekesi. Su kaynağı yetersiz. Yeni birkaç kaynaktan su tedarik edeceğiz. Arıtmamızı yenileyeceğiz. Bizim aslında
Projeler kitabında da yazdığımız şekilde Düzce'nin gelecek 50 yılına ilişkin bütün projelendirme çalışmalarımızı tamamladık. Bunların uygulamasına geçeceğiz. Bunlardan mega projeler diyebileceğimiz bir mobilya kent var. Düzce'de ticareti geliştirecek olan bir de bu içme suyu şebekesi altyapısının tamamen yenilenmesi var. Bakın Türkiye'de 9 büyük şehir içinde bir tek Düzce normal il belediyesidir. İller Bankası'ndan Dünya Bankası'nın İller Bankası'na verdiği yaklaşık 500 milyon avro krediden 45 milyon avro pay alabilen tek belediye biziz. Bunu neye bağlıyoruz? Bunu çalışmaya bağlıyoruz. Ankara'daki güçlü ilişkilerimize bağlıyoruz. Evet. Konumu da çok güzel değil mi? Hem Ankara'ya hem İstanbul'a aynı mesafede olması. Çok yakın olması. Evet, siz ne kaç saatte geldiniz buraya? Ben sabah başkanım? 1,5 saatte geldim. Sadece bir buçuk saat. Evet evet. Kuzey Marmara yolu var. Evet. Daha da kolaylaştı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. 5 yıllık bir deneyimden sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki belediye başkanlığı aslında siyasi bir görev değil. Bakın ters bir şey söylüyorum. Bunu da farkındayım. Herkes belediye başkanlığını siyasi bir görev olarak görüyor. Aslında belediye başkanlığı siyasi bir görev değil. Belediye başkanlığı insana hizmet odaklı bir teknik görev. Birkaç size hizmet sayayım. Belediyeler ne iş yapar? Buyurun. Şimdi asfalt, kaldırım, bordür, park, bahçe, imar, altyapı, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu. Bakın sayın itfaiye alt alta yazın belediye başkanları ne iş yapar, belediyeler ne iş yapar diye. Sosyal hizmetler dahil. Hiçbiri siyasi görev değil. Tamamı aslında teknik görev. Bakın sosyal yardımlar bile siyasi değil. Neden? Çünkü biz hangi parti olduğuna bakmıyoruz ki. Fakirse yardım ediyoruz. O bakımdan ben bu seçimlerde oy verirken insanların adayın geçmişine bakmalarını, yani siciline bakmalarını, yani bu konuyu bilir mi, bilmez mi, geçmişte ne yapmış, ilgili mi değil mi, ona bakmalarını çok yani istirham ediyorum. İkincisi yine adayları değerlendirirken adayın gücüne bakmalarını. Yani şimdi ben az önce dedim ki ben 45 milyon avro kredi işte Düzce'ye getirdim, işe başlıyoruz. Bu gerçekten Ankara'da güçlü ilişkileriniz yoksa, Ankara'yı bilmiyorsanız bunu yapmanız çok zor. Bir diğer üçüncü konu söylemek istedim. Yine bu seçimlerle ilgili. Yani adayın ya da seçeceğimiz insanın devletin kaynaklarını, belediyenin imkanlarını yerli yerinde harcayabilir mi? Yani nasıl söyleyeyim, israf etmeden yerli yerinde ya da çok özür dilerim, kişisel çıkarları için yolunda kullanır mı, kullanmaz mı? Harcar mı, harcamaz mı? Ona bakmamız lazım. O yüzden ben karar verirken insanların siyasi sahiplerden ziyade adayın profiline, adayın ekibinin profiline bakmalarının daha rasyonel bir yöntem, daha rasyonel bir yol olduğu kanaatindeyim. Sizin vizyonunuz zaten Düzce için, Düzceliler için büyük bir şans. Evet, kararsızlara ne dersiniz peki? Kararsız kalanlara 5 gün kalmışken. Kararsızlara aslında şöyle. Herkese ulaştınız mı, onu söyleyelim. Evet. Son 5 gün. Ulaşmaya çalıştım. Gerçekten yani 7 Ocak'ta açıklanmıştı belediye başkan adayları. Ben 7 Ocak'tan beri sokaklardayım, mahallelerdeyim. Aşağı yukarı biz her mahallede varız. Benim kararsızlara tavsiyem, kararsız vatandaşlarımıza tavsiyem, yine siyasi sahiplere bakmasınlar. Bulundukları illerde, ilçelerde adayların profiline baksınlar. Hangi aday iş yapar? Hangi aday sadece belediye başkanlığı yapar? Hangi aday sadece şehrini düşünür? Bizim Cumhurbaşkanımızın güzel bir şeyinden metin çıkardık. Kendini değil, kentini düşünen başkan. Biz bunu Düzce'de kullanıyoruz. Evet, ben bir anlamda da gastronomi yedi ağırlık veriyorsunuz. Evet, yani evet. Bir mutfak sanatları merkezi inşa edilmiş. Sayın Başkan'la orada. Gerçekten Düzce'de Düzce'yi bilen iki insanla beraberiz. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Düzce'nin çok zengin bir mutfak kültürü var. Çünkü Düzce göçlerle büyüyen bir şehir. Bir de Bolu'dan da feyiz alıyorsunuz. Balkanlardan, Kafkaslardan, doğudan, batıdan gelen insanlar var. Yerleşen insanlar var. Onların gelirken getirdikleri mutfak kültürleri var. Biz aslında bütün bu
dışarıdan gelen... Çok renkli bir şehir aynı çok. Zamanda. Çok renkli, evet. Çerkez, Abaza, Gürcü, evet, evet, her... Evet. Dışarıdan gelen bu insanlar, göçle gelen bu insanların mutfak kültürlerini hepsini çağırdık, konuştuk ve bunları bir kitapta topladık. Düzce Yemekleri kitabı. Hı. Ve bunda yapıldığı bir merkez inşa ettik. O da Düzce Mutfak Sanatları Merkezi. Maşallah. Evet. Kadınları soracağım senden. Sen sor. Kadınlarla ilgili bir projeniz var mı? Yani mesela kent yönetiminde kadınların sesini duyabilecek miyiz? Gerçekten şöyle, bizim 8 ayrı bölgede, Düzce'de yaklaşık 60 farklı dalda hanımlar için faaliyetlerimiz var. Yani bu hanımların güzel zamanlar geçirebilmelerine imkan sağlayan sosyal merkezlerimiz var. Burada Düzce'de yaklaşık 1500 hanım var. Şimdi bu dönem aslında şöyle, onların ürettikleri ürünleri bu dönem pazarlamayı düşünüyoruz. Yani onlar üretecekler, biz pazarlayacağız. Hem kooperatifler mi kuracaksınız? Yok, kooperatife gerek yok. Bizim bir belediye şirketimiz var. Yapacaksınız. Evet, evet. Bizim bir şirketimiz var. Düzce Beltur adıyla. O şirket bunları yapabilecek kapasitede. Hanımlar hem eğlenecekler, hem güzel zamanlar geçirecekler, hem de para kazanacaklar. Böyle bir yöntemi. Evet, gençlere dönük neler planlıyorsunuz? Gençlik nüfusunuz da hayli fazla. Gençlerle benim aram çok iyi. Bunu sokağa çıktığımda görüyorum. Hı hı. Dün akşam da üniversite bölgesindeydik. İdol olursunuz aynı zamanda bu değil kariyerle. Yok, gençlere gerçekten. Evet. Gerçekten gençlerle aram çok iyi. Onlar beni seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Şöyle kütüphaneler yapıyoruz. Şimdi 2 kütüphane yaptık. Yaklaşık 4 kütüphane daha yapacağız. Onların daha güzel mekanlarda ders çalışmalarına imkan sağlamak amacıyla. Yine onlar için 2 büyük spor kampüsü inşa ediyoruz. Biri güneyde, biri kuzeyde. Zamanlarını spor yaparak geçirebilmeleri için. Hı hı. Yine gençlerle ilgili, biliyorsunuz Düzce bir üniversite şehri. Evet. Güzel bir üniversitemiz var. Yaklaşık 35 bin öğrencimiz var. Akşam ben onlarla beraberdim. Onlar benden bol bol konser istiyorlar Fevzi Bey. Bunu sağlarsınız. Yaz da geliyor. Evet, kolay. Gençleri biraz zor rahatlatın. Değil, zor değil. Bunu sağlayabiliriz ama gençlerle maratondan çıkacaklar. Gençlerle diyaloglarımız gayet iyi. Onları beni seviyor, ben de onları seviyorum. Peki. Bir de Sayın Başkan, zaman zaman görüyoruz bir olumsuzluk anlamında onun giderilmesi noktasındaki çalışmalarınızı da merak ediyorum açıkçası. Sel felaketi zaman zaman Düzce'yi maalesef etkileyebiliyor. Evet, bunun bu önlenmesi için bir... iklim değişikliğinin bütün dünyada meydana getirdiği bir olumsuzluk bu seller. Gerçekten ben göreve geldikten sonra Düzce'de son 5 yıl diyelim deprem oldu 23 Kasım'da. Covid bütün Türkiye'yi, dünyayı silkeledi. Hı hı. 2 defa sel oldu. Şimdi Düzce aslında çok sayıda akarsuyun doğduğu ve geçtiği bir şehir. Evet. Burada Devlet Su İşleri ile birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için Devlet Su İşleri'nin Düzce'deki bu dere islahları ve saçkından koruma setleri için ayırdığı bütçe yaklaşık 8 milyar TL. Hı hı. Yani 8 milyarlık bir bütçeyle sel ve sel afetine karşı Düzce'nin özellikle merkez ve köylerindeki heyelan ve baskınları koruyacak tedbirleri alıyoruz. Bunun önemli bir kaynak olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Güzel. Bizim fikri takipimiz olan bir konu var. Düzce'de başıboş hayvan sorunu var mı? Sokak köpeği. Sayın Başkan'ın da o konuda bir projesi bütün var. Türkiye'de, yakın zamanda evet, duyduk. Evet. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de böyle bir sorun var. Ve gerçekten vatandaşlarımızdan bu konuda şikayetler alıyoruz. Aa. Şimdi aslında şunu kabul edelim. 2 kesim var. Hayvan severler var. Sokak hayvanlarından çekinenler, korkanlar var. Biz aslında devletiz. Biz ortada bir yerdeyiz. Hı hı. Ben de şahsen bir hayvan severim. Yani ben hayvanları severim. Var mı bir hayvanınız? Var tabii. Nedir? Hepsi var. Kedi de var, köpek de var. Evet. Şimdi şöyle. Ya bu Türkiye'nin sorunu. Sadece Düzce'nin sorunu değil. Bunu ben epey düşündüm, epey çalıştım. Aslında bu sorun sadece bir belediyenin kendi imkanlarıyla çözebileceği bir sorun değil. Bu ülkenin sorunu. Çok büyüdü. Büyük bir sorun. Evet. Şimdi şöyle düşündüm. Birincisi, burada Tarım Bakanlığı var. Tarım Orman Bakanlığı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu çözümün içinde olması lazım. Kesinlikle. Yani Tarım Orman Bakanlığı'nın. İkincisi belediyelerin. Sadece bizim belediyemiz değil, bütün belediyelerin. Mesela il bazında bakarsak bütün il belediyelerinin bu sorunun çözümünün içinde olması lazım. Üçüncüsü hayvanseverler. Yani üç ayaklı bir çözüm çalıştık. Hayvanseverler bir tarafında, bir tarafında Tarım Orman Bakanlığı, bir tarafında belediyeler, bütün il belediyeleri. Burada temel konu şu, yapacağımız şu. Sokak hayvanlarını alıp bunları sağlık kontrolünden geçirip kısırlaştırmak. Yani kısırlaştırdığımız zaman saldırganlığı azalıyor. Kısırlaştırdığımız zaman üreme duruyor. Popülasyonun önüne duruyor. Geçiyorsunuz. O yüzden burada püf noktası, işin en temel noktası kısırlaştırma. Biz bunun için ilçelerde ilk yardım ve kısırlaştırma merkezleri kuruyoruz. Yani 7 ilçemiz var. 7 ilçede bunlar olacak. Ve ilave veteriner istihdam ediyoruz. Haftada bir gün toplanan sokak hayvanları sağlık kontrolünden geçirdikten sonra ilçelerde bizim veterinerlerimiz gidecek, onları kısırlaştıracak. 21 gün bunlara bakacağız. Ondan sonra da aldığımız yere bırakacağız. Bakın, kısırlaştırdığımız zaman saldırganlığı azalıyor. Yani daha az saldırgan ya da saldırgan olmuyor diyelim. Bir defa şunu kabul edelim. Bütün bu köpekleri, bütün bu sokak hayvanlarını toplayıp bir yerde hapsetmek doğru bir yöntem değil. Bize kanun diyor ki bunları diyor al, kısırlaştır, sağlık kontrolünden geçir, sonra aldığın yere bırak diyor. Biz de bu şekilde davranacağız. Kanun bize söylediği şekilde davranacağız. Alacağız, ilçe merkezlerinde bunları kısırlaştıracağız. Sağlık bakımını yaptıktan sonra yine bırakacağız. Aslında saldırgan olmayan sokak hayvanlarıyla birlikte yaşama kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Bizim kültürümüzde mahallenin kedisi köpeği olur. Yani bizim kültürümüz yani batı kültürü değil. Ben yurt dışında uzun yıllar kaldım. Mesela orada sokak hayvanı tabiri yoktur. Yok. Olmaz. Çünkü bizim uyuturlar. Hiçbir ülkede de yok. Ben görmedim. Uyuturlar. Yani öldürürler. Yani bizim gibi bırakmazlar. O bakımdan bizim ürettiğimiz çözüm Türkiye'de bütün illerde olması gereken bir çözüm. Zararsız, sakin, kendi başında, sokakta beraber yaşayalım. Bunun hani bir şeysi yok, sakıncası yok. Ama her şeye rağmen, bütün bu tedbirlere rağmen, kısırlaştırmaya rağmen, bütün bu tedbirlere rağmen hala saldırgan bir tavır varsa bunları da alacağız, toplayacağız. Rehabilitasyon merkezimiz var. Bu rehabilitasyon merkezinde bu davranışları sergileyen sokak hayvanlarını rehabilite edeceğiz. İyileştikten sonra, yani saldırganlığı gittikten sonra yine aldığımız yere bırakacağız. Ben bunun kesin çözüm, Türkiye için kesin çözüm olduğu kanaatindeyim. Bakın üçlü çözüm, hayvanseverler, Tarım ve Orman Bakanlığı ve belediyeler. Evet, son derece önemli. Süremiz var mı bilmiyorum. Son iki dakikamız. Seçmene nasıl seslenmek istersiniz? Ben az önce de söyledim. Yani Düzce benim memleketim. Bakın bir insan öldüğü zaman nereye gömülmek istiyorsa, nereye gömülüyorsa orası onun vatanıdır. Ya da işte ataları, dedeleri neredeyse oralıdır. Düzce benim memleketim. Ben oralıyım, Düzceliyim. Şunu söyleyeyim. Siyasi görüşleri ne olursa olsun, bence az önce söyledim, adayın geçmişine, profiline, işte yaptığı işlere, veya şöyle söyleyeyim, ahlakına bakarak insanlar oy versinler, vermelidirler diye düşünüyorum. Ama Düzceliler pratik insanlardır. Düzceliler ne yapacaklarını gayet iyi bilen insanlardır. Bu seçimde de en doğru kararı vereceklerine eminim. Bir oy hedefiniz var mı? Fevzi Bey, güzel bir soru. Biraz partiler çok, aday çok. Evet. Ya aday çok. Şöyle yeni, bölünmüş, yeni sisteme giren partiler de var. Evet. Bölünmüş bir profil var. Bu sadece Düzce'ye özgü bir durum değil bu arada efendim. Türkiye'nin birçok şehrinde, Anadolu'da çok parçalı bir siyaset var. Şu anda Düzce'de aynı şekilde. Ben bu seçim sürecinde, bakın 5 gün var, 6 gün var, bir şey kalmadı. Bütün siyasi partilerin söylemlerine, dillerine
çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Tuzce gibi küçük bir yerde yarın seçimden sonra bir araya geleceğiz. Karşılaşacağız mutlaka. Cenazeye gideceğiz, düğüne gideceğiz. Yıkıcı bir dil kullanmamak lazım. Evet, temiz gerilimi yükseltmemek temiz lazım. Temiz bir dil kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ama bazı siyasi partiler belki çok agresifler, çok kavgacılar. Gerçekten nasıl söyleyeyim? Yani çok özür dilerim. Ahlaki sorunları var diyebilirim. Bu doğru bir yaklaşım değil. Kavga eden kaybeder. Sakince doğru, bekleyen, işini yapan kazanır. Doğru bir yaklaşım değil. Biz her zaman kendimizi, her zaman projelerimizi, yapacaklarımızı insanlara anlatıyoruz. İnşallah Tuzceliler en doğru, en güzel kararı verecekler. Bundan da eminim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun.